Günaydın. Günaydın. Kaçırdın mı Ömer'i? Oho. Servis şoförü senden hızlı çıktı. Of ya. Sen de el sallasana anneme. Nasıl baktığını görüyor musun? Yiyecekmiş gibi. Kolay mı? Kızını alıyorsun tabii. Anlayışlı ol biraz. İlk defa almıyorum ki. Alışmış olması lazımdı. Ukala. Kimler biliyor? Seninle Vahiy Fişek ekibini geçiyorum. Onları geç. Sağlam çocuklardır. Kessen ağızlarından laf çıkmaz. Peki sen kimseye söyledin mi? Söyledim. Bir tek ailene. Ne? Gazeteye ilan versen daha iyiydi. Ya saçmalama, niye saklayacağız ki? Hem bizim ekipte kimden neyi saklıyorsun? Orası öyle de ben biraz Rıza Baba'dan çekiniyorum galiba. Tuhaf. Ben de ondan çekiniyorum. Baksan herkesten çok o sevinir aslında. Niye çekindiğini biliyor musun diye sor, onu da bilmiyorum. Bir şey soracağım. Baban hayatta olsaydı onunla konuşurken de aynı çekingenliği duyar mıydın? Evet, duyardım. İşte cevap. Kusura bakma Rıza Baba. Biz bir eşeklik ettik, ayrıldık. Şimdi onu temizlemeye çalışıyoruz. Hadi çek kulaklarımızı da bu iş kapansın. Hı? Bence karşısına çıkıp bunları aynen diyelim Rıza Baba'ya. İyi yazdım ama, değil mi? Öyle işte canım yani. Nasılsınız, hoş geldiniz. Sağ olun, siz nasılsınız? Her şey yolunda mı? Yolunda, yolunda. Bir isteğiniz var mı? Sinan, oğlum benim garson olmadığım anlaşılıyordur lan. Nereden anlaşılacak ki, haline baksana. Bir saatte 6 tane bardak kırdım abi. Oha! Batıracak mısın lan mekanı? Neyse, ne yapıyoruz? Asıl servise başlayayım mı? Biraz daha bekleyelim. Tamam. Aylin, iki tane tekile versene. Buyurun. Yine iyi doldurmuşlar ha. Aynen abi. Yalnız kadro değişmiş. Bir sürü yeni tip var. Adamlar geldi burada. Ne güzel yer. Kızlar ne içiyoruz? Vodka. Ben de. Yakışır güzelime. Hoş geldiniz. Ne alırsınız? İki şişe vodka aç. Hay hay. Bunlar ikramlarımız. Bana bak, şişeler göstermeli. Çok abartma Olgun abi, oyar sonra. Merak etme abi. Yalnız biz ne zaman çalışmaya başlayacağız tekrar? Olgun abi bekleyin diyor. Polisler fena sarma. Bir süre tatil yapacağız. Kızlar, eğleniyor musunuz? Çok eğleniyoruz. İşte bu kadar. Ulan gözünü sevdiğim operasyon olmayacaktı. Gidecektim şu Bekir'in yanına. O şişeleri yedirecektim güzel güzel. Polis katilleri. Sakin olmakta fayda var değil mi? Sesli düşünüyorum, ne yapayım? Ancak o geliyor elimden. Eskiden de olurdu böyle gizli görevler. Ne zaman barda bir kıza yazılacak olsa ekipten sen seçilirdin. İyi polisim Zeynep, ne yapayım? Sen de acayip kıskanırdın ha. Rıza Baba'ya bile bozuk atardın. Ya evet ya, ne safmışım. Halbuki ne yaparsan yap, değil mi? Ne karışıyorum ki ben de? Zeynep, sana bir şey diyeceğim. Hani sen kıskanmıyorum falan diyorsun ya. Evet, kıskanmıyorum. Ne var? Yemezler canım. Çok belli oluyor. Gizlemeye çalışıyorsun, hiç beceremiyorsun. Satışa başlıyorum. Tamamdır. Ne olmuş oğlum buraya? Mekanın uyusuyu değişmiş. Satış yapıyorlar, onu mu diyorsun abi? Aynen. Baksana. Malı alan çıkıyor. Zula şu garsonda. Aynen. Eşref böyle işler yapmaz. Anlarız şimdi. Koçum. Koçum, baksana. Buyurun Bekir abi. Eşref nerede bu akşam? Eşref abi devretti mekanı. Ne zaman? Ani oldu. Şu ikisi yeni patronlar.
Kimmiş onlar? Nereden çıktılar? Biz de bir şey bilmiyoruz abi ama bayağı paralı tipler. Tamam. Kaybol. Şu garsonu çağırsana. Birader. Buyurun, ne istemiştiniz? Gel. Çök. Çök çök. Ne satıyorsun lan sen? Anlamadım. Neden bunlar böyle? Abi yapma, emir kuluyuz. Kaça veriyorsun? Abi size 100 kağıt olur. Bize ha? Al. Defol şimdi. Eyvallah. Bekir malı aldı. İşlem tamamdır. Buraya bakıyorlar. Gördüm, fotoğrafımızı çekiyorlar. Gördün mü? Çektin mi? Hem de cam gibi. Sütünü içmemişsin oğlum. Ya baba ya. Ha, ne? İtiraz yok Ömerciğim. Baba var diye hemen şımarmak yok. Ya. Maç yapalım baba bahçede. Aa, maç yok Ömer Bey. Zaten servise geç kalacaksın. Hazır mı bakayım senin çantan? Şey. Ney? Al bakalım. Hadi koş bakalım, hazırlan. Ben buradayım oğlum. Tamam, tamam, kaçmıyorum baba. Hadi bakalım. Canım bütün gün şımartmak istiyor ya. Oldu. İyice zıvanadan çıkar çocuğu. Ya Emel Hanım, kahvaltı için çok teşekkür ederiz. Çok makbule geçti. Afiyet olsun Murat'cığım da. Biraz da konuşmak istedim seninle. Anne, o nereden çıktı? E bir dakika. Kocaman insanlarsınız. Nutuk çekecek halim yok. Benimki sadece temenni. Sizi dinliyorum. Şu tekrar yüzük takma konusunu iyice düşündünüz mü? Evet, elbette. Dünkü çocuk muyuz anne? İyisiniz tabii. Ama ben isterim ki bu sefer iyi düşünün. Hiç değilse şimdi iyi düşünün. Ben bir anne olarak mutlu olmanızı ikinizden daha çok isterim. Geçen defa Ömer küçüktü, aklı ermiyordu. Ama büyüdü artık, her şeyin farkında. Eğer aklımdan bile geçirmek istemem ama bu defa da yapamazsanız en başta Ömer'e yazık etmiş olursunuz. Mahvedersiniz çocuğu. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Tamam, genelde sivri dillidir. Bana laf sokmalarına da alıştım artık. Ama bu kez annen haklı galiba. Ne demek haklı? Ne yapacağız yani, haklıysa vaz mı geçeceğiz? Ya öyle demek istemedim. E ne diyorsun peki? Yani bir konuda haklı olduğunu söylüyorum. Yani bu yüzüğü parmağıma takarken yeterince düşünmemiştin. Annem sıkıverince birden çakraların açıldı. Şimdi oturup baştan mı düşüneceksin? Ya ne alakası var Zeynep? Düşünecek bir şey yok, hiçbir şey yok. E ne var peki? Yanlış anladın Zeynep. Annen haklı derken içimden geçen tek şey bir daha asla ama asla eski hataları tekrarlamamaktı. En başta kendi hatalarımı.